Tekrardan hoş geldin arkadaşım. Artık çekim eklerini bu videoda bitiriyoruz. Son olarak fiil çekim eklerinden bahsedeceğim. Öncesinde bir ön hatırlatma yapmak istiyorum. Çekim ekleri ve yapım ekleri diye dedim ki ekleri iki başlıkta inceleyeceğiz. Birincisi çekim ekleri. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyen eklerdi çekim ekleri. Ve çekim eklerini daha iyi algılayabilmen için, benim daha iyi anlatabilmem için iki başlık altında inceledik. İsim çekim ekleri, yani isimlere gelen ekler ve fiillere gelen çekim ekleri, fiil çekim ekleri diye ikiye ayırdık. İsim çekim ekleri, ismin hal ekleri, hal durum ekleri, çoğul eki, tamlayan yani ilgi eki ve tamlanan yani iyelik eki olarak karşımıza çıktı. Bir diğeri de fiil çekim ekleri. Bir de bunlardan bahsedeceğim arkadaşım. Şimdi fiil çekim ekleri fiile gelen ekler. Aslında burada göstereceğim her şey bu birazcık böyle hızlı geçeceğim. Çünkü fiil konusunda bunları zaten detaylı göstereceğim. Ama fiil çekim eklerinden ilki haber kipleri ve dilek kipleri ekleri. Yani kip ekleri benim aslında fiil çekim eklerim. Haber kipleri görülen geçmiş zaman dı diye, duyulan geçmiş zaman mışmış, şimdiki zaman yor, gelecek zaman ecek acak ve geniş zaman re eki benim haber kip ekim. Hatta burada şöyle düşün, eklendiği sözcüğün anlamını değiştiriyor mu? Yap, yaptı. Orada yapmak yine yapmak. Sadece yaptı diyerek onun geçmişte olduğu anlamını katıyorum. Ama yapmak fiili uçmak kaçmak fiiline dönüşmüyor. O yüzden kip ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez. Bu nedenle çekim ekidir. Dilek kipleri de dilek şart kip eki SSA, istek kip eki EA ve gereklilik kipi meli malı diye karşıma geliyor. Yine eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiyor arkadaşım. Bir diğeri kişi yani şahıs ekleri. Şimdi nasıl ki iyelik eklerini sana ezberletmediysem şahıs eklerini de ezberletmeyeceğim. Şahıslarım neydi benim? Birinci tekil şahıs ben. İkinci tekil şahıs sen. Üçüncü tekil şahıs o. Birinci çoğul şahıs biz. İkinci çoğul şahıs siz. Ve üçüncü çoğul şahıs onlar olarak karşıma çıkıyor. O zaman hadi gel bakalım ekleri ezberlemeden yapalım. Ben sevdim. Sen sevdin, o sevdi. Dikkat edersen burada hiçbir şey yok arkadaşım. Tamam mı? Üçüncü tek, demek ki üçüncü tekil şahıs ekim yok. Birinci çoğul şahıs biz sevdik, siz sevdiniz, onlar sevdiler. Bak ler burada karşıma çıktı. Ne demiştim? Fiile geliyorsa oradaki bil ki üçüncü çoğul şahıs ekidir. İşte ekleri ezberlemeden başına ben, sen, o, biz, siz, onlar getirerek zaten şahıs eklerini de görürsün. Ve bunlar da eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmediği için çekim ekidir arkadaşım. Bir diğeri aslında buraya yazmadım. Ek fiil ekleri aslında. Onlar da eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez. Ama buraya yazmadım özellikle. Ek fiil de daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Sen de zaten orada göreceksin. O da eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyen eklere giriyor arkadaşım. Sadece şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Eğer sen de zamanında öyle bir şey duymuşsan. MMA olumsuzluk eki. Eskiden çekim eki olarak karşıma çıkıyordu. Ama arkadaşım hem Milli Eğitim hem de ÖSYM MMA'yı yapım eki olarak alıyor. O yüzden onu yapım eklerinde inceleyeceğiz. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklerde göstereceğim MMA'yı. Ama şunu söyleyebilirim. O zaman olumsuzluk eki olan MMA'yı aldığını gördüğün bir sözcük gördüğünde biraz saçma oldu sözcük. Hemen ona direkt yapım eki almıştır diyebilirsin. Çünkü MMA'yı artık yapım eki olarak kabul ediyoruz arkadaşım. Peki bu da fiil çekim ekleriydi. Bununla beraber videonun sonuna geldik aslında. Çekim ekleri bitti. Şimdi artık bir sonraki videoda yapım eklerinden bahsedeceğim. Dikkat edersen şimdiye kadar ezber yapmadan işin mantığını anlayarak bence gayet güzel hallettik. Yapım ekleri de inan bana aynı şekilde. O yüzden bir sonraki videoda yapım eklerinde görüşeceğiz arkadaşım. O zamana kadar esen kal, şen kal, hoşça kal.